İkinci Dünya Savaşı'nın en merak edilen karakterlerinden biri tabii ki Adolf Hitler'dir. Hitler, Birinci Dünya Savaşı'na katılmış bir askerdi ve onbaşı rütbesi almıştı. Bununla oldukça da övünüyordu. Hitler, iktidara geldikten sonra Alman ordusu Versay Anlaşması ile yasaklanan tüm konularda atağa geçmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla da Hitler ordu ile yakından ilgilenmekteydi ve sık sık generallerinden bilgi aldığı toplantılar düzenleniyordu. İlk olarak Polonya, kuzey işgalleri ve sonrasında batı cephesindeki başarılar ile Hitler'in artık ana hedefi Sovyetler Birliği'ydi. Hitler, Barbarossa ismi verilen operasyonu çok yakından takip etmek istiyordu. Ama Almanya'nın savaş karargahı Berlin'deydi. Bunun için doğu cephesine yakın olan o dönem Doğu Prusya toprakları içinde, günümüzde ise Polonya topraklarında yer alan Reichsburg yakınlarında bir bölge uygun görüldü. Wolfschanze, yani Kurtini karargahı çok gizli şekilde inşa edildi. Hitler'e düzenlenen en önemli suikast girişimlerinden olan Stauffenberg olayı da burada yaşanmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaş gözlemcisi olarak görevlendirilen General Cemil Cahit Toydemir de bu karargahı ziyaret edip Hitler ile görüşmelerde bulundu. Peki Hitler'in 800 günden fazla zaman geçirdiği, adını çokça duyduğumuz Kurtini nasıl bir yapıydı? Yaşam nasıldı ve hangi tedbirler alınıyordu? Beraberce incelemeye çalışalım arkadaşlar. Alman generalleri Barbarossa operasyonuna hazırlanırken Hitler Todt Teşkilatı isimli askeri mühendislik birimine 1940 yılının başında Doğu Cephesi için bir karargah yapmaları emrini vermişti. Bu teşkilat işgal edilen bölgelerdeki büyük inşaat işlerini yürütüyordu. En büyük iş gücü ise toplama kamplarındaki sivil esirlerdi. Hızlı şekilde planlar çizildi ve karargah yaklaşık 4 kilometre karelik bir alana inşa edilecekti. Çok sıkı tedbirlerin alındığı 3 güvenlik bölgesi yakındaki bir havaalanı ve demiryolu ile bağlanacaktı. Ama gizlilik çok önemliydi. Sadece parti üyesi, üst yetkililer ve generaller dışında kimsenin bu yerden haberdar olunması istenmiyordu. Karargahın en önemli özelliği ise mükemmel bir kamuflaja sahip olmasıydı. Orman içine kurulan yerleşkenin üzerinden uçtuğunuzda altınızda binaların olduğunu anlamanız mümkün değildi. Binalar yapay ağaçlar ve otlar ile kamufle edildi. Kurtini 3 güvenlik bölgesine ayrıldı. Her bölgenin de ayrı güvenlik önlemleri bulunuyordu. Birinci güvenlikli bölge ana yerleşkeyi kapsamaktaydı ve elektrik verilmiş çelik tel örgüleriyle çevrilmişti. Alman ordusunda Hitler'e ve nasyonel sosyalizme en sadık grup olan SS'ler bölgenin güvenliğini sağlamaktaydı. Binalar ise çelik ile güçlendirilmiş beton bloklardan oluşuyordu. Burası sadece bir karargah değil, aynı zamanda Hitler'in günlük rutinlerini sürdürebileceği bir yer olarak tasarlandı. İkinci güvenlik bölgesi ise Hitler'in yakın çevresiyle buluşma yeriydi. Hitler ikinci bölgede sık sık ünlü mimarı Albert Speer ve karargahın yapımını üstlenen Fritz Todt ile yemek yiyip sohbet ederdi. Tabii ki bu bölgede oldukça fazla sayıda askeri kışla bulunuyordu. İki bölgeye geçişler sadece bir kontrol noktasından yapılabiliyordu. Üçüncü bölge ise tamamen dış saldırıları püskürtmek için yapılmıştı ve tüm karargah alanının 2/3'ünü kapsamaktaydı. Bölgenin etrafı mayınlarla çevrildi ve sık şekilde gözetleme kuleleri yer alıyordu. Ayrıca bu bölgede Wehrmacht'ın en önemli zırhlı birlikleri tarafından korunuyordu. Bu bölgedeki askerlerin birinci bölgeye geçmesi yasaktı. Karargahın dışında da uçak savarlar ve tanklar konumlandırılmıştı. Ayrıca çevresi tamamen birbirine bağlantılı siperler ile çevriliydi. Dışarıdan şans eseri bölgeye gelseniz bile daha karargahın dışını bile görmeden başınızda Alman askerleri bitiyordu. Kurtini 1941 yılının Haziran ayında Barbarossa operasyonu başlamadan bir gün önce tamamlanmıştı ve Hitler operasyonun başlamasıyla Kurtini'ne yerleşti. Hitler Berlin'de hangi imkanları buluyor ve sosyal yaşamını sürdürüyorsa aynı şekilde Kurtini'nde de yaşamını devam ettiriyordu. Ama birçok kez suikast girişiminden kurtulmuştu ve iyice paranoya yaklaşıp takıntılı hale gelmeye başlamıştı. Bundan dolayı Doğu cephesinde işler kızışmaya başladığında Kurtini'nde de birçok eklentiler yapılmaya başlandı. Kurtini'nde yaklaşık olarak 2000 personel hizmet etmekteydi. Hitler'in her gün uyguladığı rutinleri vardı. Bunlar arasında sabahları köpeğiyle yürüyüşe çıkma,
Sonrasında gelen önemli yazışmaları ve mektupları okuma, öğle yemeğinden sonra askeri danışmanları ile toplantı, akşama doğru askeri olmayan meseleleri görüşme, akşam ise genel askeri briefing. Bu düzen neredeyse hiç bozulmadan dakikası dakikasına uygulanmaktaydı. Hitler'in kendisine suikast için en paranoyak olduğu yer yemeklerdi. Hitler vejeteryandı ve et yemezdi. Yemek Hitler'in önünde tencereden servis edilir, Hitler yemeği yemeden önce görevli personel tencereden yemeği yiyerek kontrol ederdi. Bu görevliler sık sık da değişiyordu. Çünkü Hitler bu konuda müthiş hassastı ve görevliler bir süreden sonra psikolojik olarak çöküşe giriyorlardı. Hitler rutin işlerini tamamladıktan sonra akşamları muhakkak sinema salonunda yakın parti yetkilileriyle film izlerdi. O dönem Almanya'da Amerikan filmleri yasak olsa da Hitler'in Hollywood filmlerinden oluşan özel bir koleksiyonu vardı. Özellikle kovboy filmlerinden çok hoşlanıyordu. Bu etkinlikten sonra da Hitler özel odasına çekilir, Wagner ya da Beethoven dinlerdi. Ayrıca kendi konuşmalarını da sık sık dinliyordu. Ama Hitler en güvenilir yer olarak gördüğü Kurtin'in de hiç beklemediği bir saldırıya uğrayacaktı. 1944 yılında Alman ordusu iyice kan kaybetmişti ve bir grup üst kademe Alman subay Hitler'in öldürülmesi gerektiğine inanıyordu. Bunun için de bir plan yapılmıştı. Hitler'in en savunmasız olduğu an ve yer yakalanmalıydı. Kurtin'i içerisindeki birinci bölgeye düşman olarak ulaşmak neredeyse imkansızdı. Ama dost olarak birinci bölgeye ulaşan bir kişi Hitler'i rahatça öldürebilirdi. Aslında Hitler'in en savunmasız olduğu yer birinci bölgeydi. Tarihe Valkür operasyonu olarak geçen olayda Klaus Stauffenberg içinde bomba olan bir çantayı Hitler'in ayaklarının dibinde patlatmayı deneyecekti. Fakat girişim günü işler ters gitmeye başlamıştı. Bomba yüksek basınçlı olarak tasarlanmıştı ve çok kalın duvarları olan sığınakta yapılacak toplantıda patlatılacaktı. Ama toplantı daha basit bir yapıya alınmıştı. Stauffenberg de çantayı Hitler'in ayağının dibine bırakarak toplantı yerinden ayrıldı ama patlamadan önce bir görevli çantanın yerini değiştirdi. Bomba parça tesirli olmadığından ve masanın çok ağır olmasından bomba patladığında istenilen etki oluşmadı. Hitler de küçük yaralar ile saldırıyı atlatmıştı. Kurtini içinde görev alan sorumlu olarak görülen kişiler hemen idam edildi. 1944 yılının Ekim ayına gelindiğinde Sovyet ordusu Doğu Prusya sınırına ulaştı ve Kurtini artık tehlikeli bir yer haline geldi. Şans eseri Sovyet birimleri Kurtini'ni buldu ama karargah çoktan terk edilmişti. Hitler'in burada kaldığını öğrenen Sovyet kuvvetleri Hitler'in izlerini yok etmek için sığınağı imha edeceklerdi. Fakat bu sığınaklar dışarıdan herhangi bir saldırıya dayanması için inşa edilmişti. Joseph Stalin bu tesisin yerle bir edilmesine takıntılı hale gelmişti ve 1945 yılının Ocak ayında Sovyet ordusu Kurtini'ne toplamda yaklaşık 8,5 tona ulaşan TNT getirerek tesisi havaya uçurmaya çalıştı. Fakat Kurtin'in ana karargahı zarar görse de tamamen yıkılmadı. Sovyet kuvvetler karargahın çevresindeki mayınları da temizlemeye çalıştılar ve 54 bin tane kara mayını bölgeden çıkarıldı. Yapılan anlaşmalar gereği Kurtini'nin bulunduğu yer Polonya toprakları içerisinde kaldı ve Polonya hükümeti bölgeye giriş çıkışları yasakladı. Ama tesisin birçok bölümü hala ayaktaydı ve bakımsızlıktan zarar görse de günümüze kadar birçok yapı sağlam kaldı. 1990 yılına gelindiğinde sosyalist hükümetin devrilmesiyle Polonya bölgenin turistik değerini gördü ve ziyarete açtı. Günümüzde Kurtini'nin kalıntıları yılda yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği turistik bir yer haline geldi. Çevresine oteller ve restoranlar inşa edildi. Bölgeyi daha çekici hale getirmek için restorasyon ve yıkılan bölümlerin aslına uygun şekilde inşa edilmesi de Polonya hükümetinin düşünceleri arasında yer almaktadır. Fakat Hitler fanatiklerinin burayı bir tapınağa çevirmelerinden endişe edilmektedir. Bazı ters görüşlü Polonyalılar da buranın tamamen yıkılması gerektiğini söylemektedirler. Arkadaşlar, bu videomuzda Hitler'in çok gizli Doğu Cephesi karargahı Kurtin'i incelemeye çalıştık. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere, hoşçakalın.